Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Tugay kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde teknik analize giriş yapacağız. Temel analiz ve teknik analizlerin tanımlarını anlatacağız. Şöyle bir karar aldım. İlk önce teorik bilgiyi vereyim. Daha sonra grafikler üstünde pratik yapalım. Çünkü bu teorik bilgileri de öğrenmek çok önemli. O yüzden ilk önce teorik bilgi vereceğiz size. Daha sonra pratik bilgileri hep beraber grafikler üstünde yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk olarak temel analiz ve teknik analizin kelime anlamlarına gelelim. Temel analiz bir üst enstrümanın gerçek değerini değerlendirme ve gelecekte fiyatını etkileyebilecek faktörleri analiz etme yöntemidir. Bunu şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Ben A hissesine yatırım yapıyorum. A hissesi geçmişte yatırımdan önem veren yaklaşık 25 yıllık bir şirket. Yurt dışı yatırımları yapıyor, temettü veriyor, yatırımcılarını koruyor ve her yıl düzenli olarak karını artırıyor. Ben diyorum ki bir şirketi almam için her yıl karını artırıyor mu? Evet, artırıyor. Temettü veriyor mu? Evet, temettü de veriyor. Yatırım yapıyor mu yurt içi ve yurt dışı? Evet, yapıyor. Ben diyorum ki bu hisse bu bana uygun. Ben buna yatırım yapabilirim. Ve zaten ben uzun vadeli yatırım yapıyorum. Ben bu hisseye yatırım yapabilirim diyorum ve temel analizin belli şartlarını sağladığı için bunu yapıyorum. Biz kripto borsacılar olarak temel analizi zaten genelde kullanmıyoruz. Kullansak bile Ethereum ve Bitcoin'i araştırmalarını yapıyoruz. Ama kripto para tarafında genelde teknik analize bakılır. Yani ben öyle yapıyorum. Temel analiz fazla yapmıyorum. Tekniğe göre alıp satıyorum. Teknik analizin kelime anlamı da şu. Geçmiş fiyat hareketlerine bakıyoruz. Gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini tahmin ediyoruz. Bu ne demek? Bitcoin Haziran'ın başında 33 bin, 34 bin, 35 bin civarlarında. 35 bin dolar civarlarında. Sonra ben diyorum ki buraya bir destek çizeyim. Çünkü gelecekte desteği kıracak mı, direnci kıracak mı? Bunları görmem lazım. Ne yapıyorum? Destek seviyelerinde en altta oluşmuş dip seviyelerinden bir çizgi çekiyorum. Diyorum ki şu anda Bitcoin destek seviyesinde. Bunu örneklendirecek olursak şöyle örneklendirebiliriz. Evet, tuttu. Bu bizim çizgimiz olsun. Şimdi Bitcoin böyle geldi, yükseldi, düştü, yükseldi, düştü, yükseldi, tekrar düştü diyelim. Şimdi ben ne yapıyorum? Dip seviyelerden bir tane destek çizgisi çekiyor muyum? Çekiyorum. Sonra ne oldu bu? Bu da buradan böyle gitmiş olsun. Şuradan da bir tane çizgi çekeyim. Bu da direnç çizgimiz olsun. Evet. Arkadaşlar, bilgisayarda kalem olmadığı için ancak bu kadar çizebildim. Artık kusura bakmayın. Şimdi dedim ki alttan destek çizgini çektim. Üstten direnç çizgisini çektim. Sonra dedim ki şu anda hissem destek seviyesinden çok uzakta, direnç seviyesine gelmiş. Direnci kırsa alacağım ama buradan benim satış yapmam lazım. Alım bölgem benim burası ya da geçerse burası diyeceğim. Ben ne yaptım? Geçmişteki fiyat hareketlerine baktım. Gelecekle ilgili tahmin yaptım. Ya buraya gider dedim ya buraya düşer dedim, değil mi? Bu bizim için teknik analiz oldu. Temel analizde böyle bir şey yaptım mı? Hayır, yapmadım. Temel analiz neydi? Bir enstrümanın gerçek değerini değerlendirmedi ve gelecekteki fiyatını etkileyecek faktörleri analiz etmeydi. Yani kâr etmesi, temettü vermesi, yatırım yapması, yatırımcılarını koruması, bunun gibi şeylerdi. Teknik analizde neydi? Geçmişteki fiyatlardı. Ben ne yaptım? Geçmişteki fiyatlarına baktım. Destek seviyelerine bak. Destek seviyesini çizdim. Direnç seviyesini çizdim. Daha sonra ne dedim? Şu anda dedim hissem direnç seviyesinde. Direnç seviyesinde olduğu için burada alım yapamam. Direncini geçerse alırım dedim. Ya da alttaki desteğine gelirse alırım dedim. Teknik analiz bize bunlarla ilgili fikir veriyormuş.